7 Temmuz Perşembe Sol Haber Alparslan Savaş Ölümüne Asgari Ücret Ankara'yı sel bastı. Bu son 20 günde ikinci kez oluyor. Beş yurttaş yaşamını yitirdi. Onlardan biri Sinaz isimli 21 yaşında genç bir kadın. Olayın detayını üst katında oturan komşudan öğrendik. Şöyle anlatıyor. Takip ediyordum. Her zaman oluyor ya bu yağmur yağdığında ama bu kadar seviyeye çıkmamıştı. Hep olurmuş böyle, genellikle kapıdan içeriye sızdırırmış yağmur. Buna razıydım. Öyle düşünürken bir gümbürtü salondan çerçeveyi söküp indirdi. Musellini'nin evinin içine tamamen dolan su üst kattaki komşusunun salonuna, oradan da mutfağa gelmiş. Komşu küçük hızıyla panik içinde mutfak camından dışarıya atlamayı becermiş. Bursi alt katta tavana kadar dolan suyun içinde hapsolmuş. Daha fazlasını ertesi gün basın mensup adına konuşan Ankara valisi Vasip Şahin'den öğrendik. Daire eksi birde olduğu için oraya tamamen sular dolmuş. Orada hayatını kaybetti vatandaşımız. Mevcut eksi birin üzerindeki kota kadar yani üst katın yarısına kadar su çıkmış. Peki ne alakası var bu felaketin asgari ücretle? Buhsenaz'ın yaşamını yitirdiği ev Ankara'nın bir emekçi mahallesinde. Bu satırları yazarken emlak sitelerinin birinden mahalledeki kiralık evleri şöyle bir taradım ve 3500'den başlayıp 7000 liraya kadar yükselen rakamlarla karşılaştım. Asgari ücretin 5500 lira olarak belirlenmesi Buhsenaz'ınki gibi pek çok emekçi ailesine siz eksi bir kodlu evlerde oturacaksınız demektir. Yağmur yağdığında suyun kapıdan içeriye sızdığı biraz fazla yağdığında içeriye dolduğu, yağışın mevsim normallerinin üstünde olduğundaysa işinizin şansa bile kalmadığı evlerde. Ölümüne asgari ücret, kağıda kaleme, hesaba kitaba enflasyon rakamlarına ihtiyaç yok. Yalın sonuç bundan ibaret. Ortaya çıkan rakama bakıldığında asgari ücrete Temmuz zamının siyasetteki tüm diğer başlıklarda olduğu gibi seçim takvimine göre belirlendiği anlaşılıyor. Aslında Erdoğan'ın son kabine toplantısına kadar tüm demeçleri Temmuz ayında toplu sözleşme gereği yapılması zorunlu memur maaş artışlarıyla emekli aylıklarındaki artışlara ve ek göstergedeki düzenlemeye işaret ediyor. Tüm bunları yıl sonunda yapılacak asgari ücret düzenlemesiyle birlikte bir paket olarak değerlendiriyordu. Belli ki Erdoğan, Temmuz'un biri yaklaşırken karar değiştirmek zorunda kaldı. Durdurulamayan pahalılık karşısında Süratle eriyen ücretler gerek patronlar gerekse AKP için asgari ücrete bir ara dokunuşu zorunlu kıldı. Bu dokunuşun kurtaracağını kimse düşünmüyor. Fakat AKP tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz demeyi sürdürebilmek istiyor. Sonuç itibariyle asgari ücret seçime kadar treni sallamak zorunda olduğunun farkında olan AKP için emekçilerin ihtiyaçlarına göre değil, seçim takvimine göre belirlendi. Temmuz dokunuşu sonrası Aralık, Ocak gibi baz etkisiyle oluşacak enflasyonda olası bir gerileme ve yine aynı aylarda eldeki tüm barutların atıldığı asgari ücrette kapsamlı bir düzenlemenin eşlik etmesi. Erdoğan'ın aklında böyle bir plan olduğu sır olmasa gerek. Tabi Aralık ayına kadar bu ücretli hayat nasıl devam eder? Esas mesele bu. Erdoğan daha fazlasını yapamazdı. Çünkü çizgiyi kendisi değil patronlar çiziyor ve o patronlar bir asgari ücret tartışmasında daha neredeyse tümüyle görünmez olmayı başardılar. Çok az ama öz konuştular. Çalışanlarımızın refahını koruyan ancak dengeli olan bir artış yapılmalı dediler. Yani artış değil, dokunuş istediler. İşçilik maliyetlerinin düşük düzeyini güvenceye almak için ilave teşvikler istediler. Farklı biçimlerde ve koşullarda asgari ücret başına aldıkları 8 ayrı teşvik kalemine 2016 yılından bu yana kesintisiz süren ancak sene başında kaldırılan 100 liralık asgari ücret teşvikini yeniden eklettiler. Çizgi aşılırsa istihdamın korunamayacağını söyleyip bir yandan seçim öncesi popülizm yapma riskine karşı AKP'ye parmak sallamış, öte taraftan fazlasını istemeye kalkacak işçilere sopa göstermiş oldular. Kısacası asgari ücret zamını yine patronlar belirlediler. Asgari ücret tespit komisyonunda işçileri Türk İş temsil ediyor. Bakmayın böyle yazdığıma. Ediyor lafın gelişidir. O masada kimsenin işçileri temsil ettiği falan yok. Öyle olduğu ileri sürülen konfederasyon başkanı, tespit komisyonunda kurumunun araştırma merkezi tarafından iki gün önce açıklanan açlık sınırının bile altındaki rakama olur verdi. Yetmedi, 5500 liraya idare edilebilecek ücret dedi. Demek ki asgari ücretin düzeyini bir de sendikal sefaletin derecesi belirlemektedir. İşte böyle bir ara zamlı yeni asgari ücretimiz oldu. Bir de Erdoğan'ın asgari ücreti açıkladıktan sonra Türk İş Başkanına eğilip kısık sesle "Gırtlağımızı sıkmazlar değil mi?" sorusu var. Siyasetçinin ettiği laf, temsil ettiği sınıfın sözü, korkusu o sınıfın korkusudur. Erdoğan temsil ettiği sınıfın korkusunu iyi bilecek kadar Tecrübeli bir siyasetçidir.